Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Örgülü Bölüm 4. Bekir, Bekir dur, ne yapıyorsun? Diyerek Murat'ın üstünden kaldırmaya çalıştım ama nafile. Yoldan geçen bir iki kişi de bana yardım etmeye başladı ama ne mümkün elinden almak. Bekir diye seslenmelerimin arasında kafasını kaldırıp bir ara bana bakınca bu sefer de Murat Bekir'e bir yumruk geçirdi ve burnundan kan boşalmaya başladı. Ah Bekir ah, sen nereden çıktın? Sonunda ikisini birden ayırmayı başardığımızda bu sefer de bağırmaya başladılar birbirlerine. Sana demedim mi ulan yaklaşmayacaksın bir daha bu kızın yanına diye şerefsiz. Bekir ne olur gel gidelim hadi, bak rezil olduk diyerek yapıştım koluna. Bir hışımla bana dönerek sus Leyla, seninle de ayrı konuşacağız diyerek öyle bir baktı ki olduğum yerde kala kaldım. Bağırma lan Leyla'ya diye Murat beni korumaya kalkınca dört kişi zor zapt ettiler Bekir'i. Sana mı soracağım ulan ne yapacağımı? Bu son uyarım sana. Etrafındakilerden silkelendi ve kanayan burnunu elin tersiyle sildi. Sonra da işaret parmağını kaldırıp Murat'ı işaret ederek bir daha yanında görürsem seni elinden kimse alamaz dedi ve beni kolumdan tuttuğu gibi gerisin geri dükkanın olduğu sokağa doğru yürütmeye başladı. Korkudan ve şaşkınlıktan ağzım bıçak açmıyordu. Aklımda da tek bir soru vardı. Bekir nereden çıktı? Dükkanın 1-2 metre ilerisindeki arabasına vardıktan sonra artık kafamda bir şeyler şekillenmeye başlamıştı ama bu durum hiç de hoşuma gitmemişti doğrusu. Işımla beni arabaya ittirdiğinde ise şok olmuş bir halde kafamı Bekir'e çevirdim. Beni ittirdi mi o az önce? Sırtım arabaya çok sert bir şekilde çarptı ama Bekir oralı bile olmadı. Hiç takmadan beni doğruca sürücü koltuğuna geçip camı açtı ve ''Binsen arabaya Leyla'' dedi, daha doğrusu kükredi. Cevap vermeden ağlamaya başladım. Yaşlar gözümden elimde olmadan süzülüyordu. O sırada Mustafa abi ve Bülent koşturarak yanıma geldiler. Sanırım birinin beni çekiştirdiğini görünce çay ocağında oturanlar haber vermişti. Mustafa abi, ne oldu kızım sana, ne bu halin diye sorunca Bekir bir daha camdan bağırdı bana. Bin şu lanet olası arabaya Leyla. Arabadan yavaş uzaklaşarak Mustafa abinin yanına doğru geri geri gittim ve kısık bir sesle gözümü Bekir'den ayırmadan ''Abi beni Bülent bıraksın eve olur mu?'' dedim. ''Mustafa abi, tabii kızım o nasıl laf? Koş Bülent bırak ablanı eve.'' dedi. O sırada beni tanıyan bir iki esnaf ve çay ocağındakiler de yanıma gelmişti. İki sene yüz yüze bakmıştık. Çekiştirildiğimi ve ağladığımı görünce hepsi birden toplandı yanıma beni korumak için tabii. Ama bu durum Bekir iyice çileden çıkardı ve arabadan inip koluma yapıştı. Bağıra bağıra Leyla bin şu arabaya dedim sana dedi ama resmen ağzına köpükler çıkarıyordu. Ben bu adamı tanımıyorum ki. Kim bu adam kim? Benim Bekir'im değil. Bilmem ben o arabaya. Gitmem bu adamla hiçbir yere. O bağırdıkça ağlamam daha şiddetlenerek haykırdım. Sen kimsin? Tanımıyorum ben seni dedim hıçkıra hıçkıra. Tabii Mustafa abi etraftakiler durumu yanlış anlayarak Bekir'in beni kaçırdığını zannettiler ve üstüne yürümeye başladılar. Bekir ise bu lafımdan sonra resmen tutuldu kaldı. Bir anda sustu ve kıpırdamayı bıraktı. Sadece gözlerime bakıp örgülü diyebildi. O kadar kısık sesle söyledi ki yüzüne bakıyor olmasam asla duyamazdım. Tam o anda Bülent geldi ve Mustafa abi beni kolumdan tuttuğu gibi arabaya bindirdi. Bülent son hız gaza yüklendi ve araba hareket etmeye başladı. Arkama dönüp baktığımda gözleri dolu dolu peşimden bakan bir adet Bekir vardı, başka da kimse yoktu. İşte bu benim Bekir'imdi. Peki az önceki kimdi? O kadar şiddetli ağlıyordum ki hep çok konuşan Bülent'in bile nutku tutulmuş, ağzını bıçak açmıyordu arabada. Bir ara eve bir türlü varamadığımızı fark edince burnumu çekip ''Ev bu tarafta değil Bülent, nereye gidiyorsun?'' diye sordum. ''Annen yeni iyileşti abla, seni böyle görmesin diye dolanıyorum işte. Sen ağla rahatla, boşalt içini, teyze görmesin seni böyle der demez daha bir şiddetle ağlamaya başladım. Bir iki dakika sonra da Bülent'e Esra'nın evini tarif ettim beni götürmesi için. Haklıydı. Annem beni böyle görse perişan olurdu. Esra'nın kapısını çaldığımda hala hıçkırıyordum.
Bu kızın da nedir benden çektiği? Hiç ödeyemem hakkını canım arkadaşımın. Her derdimde yanımda, destek bana. Ama Esra kapıyı açtığında bir şok daha yaşadım. Esra benden beter bir halde salya sümük ağlıyordu. Ne olduğunu bile sormadan kapıda birbirimize sarılıp içli içli ağladık. 2 dakika sonra eve girip biraz da içeride ağladık. Ne o soruyordu ne olduğunu ne de ben soruyordum ona. Ağlayıp biraz sakinleştikten sonra hıçkırarak ''Ne oldu sana Esra? Ne bu halin? Sen neden ağlıyorsun?'' dedim. Esra da bombayı patlattı ama ses bombasını. ''Hamileyim Leyla, hamile'' dedi. Daha doğrusu cırladı. ''Hay senin sesinin ben. Sağır olacağım bir gün bu kız yüzünden. Dur bir dakika. Ne dedi ki bu? Kız buna mı ağlıyorsun sen? Allah seni kahretmesin manyak. Ne güzel işte. Siz de Oktay'la istiyordunuz zaten ne zamandır'' dedim arkadaşıma sarılarak. ''Tamam da Leyla, 300 istemiyorduk demez mi? Nasıl yani? Ne? Ne demek ne? Kız tedavi görmüyor muydum ben? İşte 300'e hamile kalmışım iyi mi? Hem de 2 aylıklar. Ay ben ne yapacağım? Nasıl bakacağım 3 çocuğa? Annemler de ta İzmir'de'' dedi. Dizlerini dövmeye başladı. Yok kafayı yemiş bu kız. İsrail tutup şöyle güzelce bir sarstım. ''Kız deli, kendine gel. Dua et hamilesin, yoksa basardın tokadı.'' ''Ay ne güzel haber bu. Vallahi derdimi unuttum. Teyze oluyorum teyze.'' O sırada kapı çaldı. Koşup kapıyı açmamla İnci teyze hışımla daldı içeri. ''Kız birine bir şey mi oldu, bu sesler ne? Ay Leyla sen de mi buradasın? Kız Ayten'e mi bir şey oldu? Vah bacım vah, evlatlarına doyamadıydı daha. Ay ne diyor bu? Ay kadın dövüne dövüne ağlıyor. Esra da geldi, kolundan tutup içeri götürmeye, bir yandan da derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. ''Kız İnci teyze bir dur, annem iyi'' dedim. Kafasını bana çevirip başındaki yazma ile gözlerini kuruladı ve ''Kız ölmedi mi anan?'' ''Tövbe de anne, kadın iyi, ağzından yel alsın'' diye atladı Esra hemen. İnci teyze Esra'nın kolunu bir çimdirdi ki Esra havaya zıpladı. ''Ne yapıyorsun anne ya? Kız yetiş Leyla, kaynanan beni deviyor'' diye Esra bağırmasın mı? İnci teyze ile aynı anda ağzını tutup susurduk deliği. ''Ay manyak ne bağırıyorsun? Bütün apartman yığılacak başımıza. Gör Leyla ne çekiyorum ben bundan. Ah Oktay'ıma yazık. Bu delinin elinde sağır olacak oğlum görüyor musun? Her gece dinliyorum bu kızın sesini böyle.'' Esra burnunu çeke çeke ''Ay bıkmadın sen de beni dinlemelere. Sana ne ayol? Belki öyle seviyor kocam. Ayarsız ne olacak? Tövbe tövbe. Hele konuştuğu lafa bak. Bana bakın hele, ne sizin bu haliniz? Ölen biri de yoksa ne çığlık çığlığa ağlıyorsunuz bakayım'' dedi. Esra da pat diye ''Anne 3 tane torun geliyor sana. 300 bebeklerimiz olacak'' dedi. İnci teyze düştü bayıldı. Gerçekten bayıldı kadın. Koşup kolonyayı getirdim hemen. Onu ayıltmaya çalışırken telefonu çalıp duruyordu. Bekir'in aradığını görünce hemen meşgule attım. Bu sefer de mesaj sesi gelmeye başladı. ''Kız bırak şu telefonu. Kadın bayıldı görmüyor musun? Kimin yüzünden acaba? Delirttin be kadını. Önce ölü var zannetti. Sonra da 300'leri öğrendi. Kaldıramadı tabii'' dedim. Bir yandan da telefonu meşgul atmaya devam ediyordum. Bir 10 dakika kadar sonra bu defa da annem aramaya başladı. Onun aramasını da meşgule atıp İnci teyzeye döndüm ve Esra ile zorla da olsa ayırttık sonunda kadını. ''Ay doğru mu duydum? 300'e mi hamilesin sen şimdi? Allah'ım sana şükürler olsun. Hemen atak kurbanımı keseyim. Sen neden o kadar ağladın deli kız? Ne güzel haber bu. Ay çocuklar hasta mı yoksa? Yok anne değiller hasta falan. Ben çok korktum 300 olduklarını duyunca. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Nasıl bakacağım 3 tane çocuğa? Oktay da ne diyecek bilmiyorum bu duruma. 3 çocuğa nasıl bakacağız biz? Hem de aynı anda. Ay deliye bak. Ben ne güne duruyorum. Buna mı ağlıyordun sen? Allah akıl fikir versin. Hem Oktay ne diyecekmiş? Sevinir yavrum. Ay gözümüz aydın gözümüz. Sen ver haberi kocana. Ben de bir koşup köyü arayayım. Bir kurban kesip dağıtıversinler. Ay şu telefona bir bakıverin. İkinizin de ötüp duruyor dedi ve gitti. Benimkini anladım da Esra'nın da telefonu deli gibi çalıyordu. Esra koşup baktı telefonuna. Kız Ayten teyze arıyor beni dedi şaşkın şaşkın. Sonra da açtı bana bakarak. Alo Ayten teyze. Evet yanımda dur vereyim. Yanıma gelerek telefonu elime verdi. Alo anne. Kız neden bakmıyorsun telefona?
kaç sefer aradım seni dedi ama sessiz sessiz konuşuyordu. Neden sessiz sessiz konuşuyorsun anne, ne oldu ki? Esra'dayım işte, arayacaktım birazdan. Yine çok kısık bir sesle, kız seni gebertirim Leyla, kız rezil olduk. Allah seni kahretmesin. Seninki dayandı kapıya, Leyla'yı verin bana diye dedi. Ne? Anne ne diyorsun? Murat mı geldi? Sen neden böyle sessiz sessiz konuşuyorsun? Allah'ım sabır ver. Ne Murat'ı kız, ne Murat'ı? Dev gibi uzun saçlı bir oğlan dayandı kapıya. Leyla Leyla diye diye kapıda 5 dakika özür diledi durdu. Ay deli olacağım. Kalk eve gel kız. Yolacağım o saçlarını. Rezil oluyoruz. Aldım oğlanı içeri bende. Şimdi de gitmiyor. Hasan gelir 1-2 saate. Ne halt edeceğiz? Kız bu niye özür dileyip duruyordu? Ne yaptı sana kız bu? Anne bir dur gözünü seveyim. Şimdi arıyorum onu geri, tamam mı? Çıkar gider, merak etme. Kız ayrıldın mı yoksa? Hani seviyordun? Vay başıma gelenler. Anne bir sus ya. Sinirim tepemde zaten. Kapat, hallediyorum şimdi. Yüzüne kapattım telefonu annemin. Esra ne olduğunu anlamaya çalışıyordu ama anlatacak vaktim yoktu. Önce evdeki problemi çözmem gerekiyordu. Bekir'i aradım hemen. Leyla'm, özür dilerim Leyla'm. Neredesin? Eve de gelmemişsin. Öldüm meraktan. Daha konuşamadan peş peşe sıralayınca girdim araya. Ne işin var senin benim evimde? Çık çabuk oradan Bekir. Hiç mi düşünmedin ailemi? Oradan hemen çıkmazsan tek kelime etmeden polisi ararım. Zorla çıkarırlar. Tamam kızma Leyla'm. Düşünemedim ben panikten. Haklısın. Bekle çıkıyorum der demez kapattım telefonu. Balkona gidip sigara yaktım bir tane. Esra da peşimden gelip anlamaya çalışıyordu durumu. Hiç konuşmadan annemi aradım. Gitti mi anne? Evet, özür dileyip gitti. Ne oluyor kızım, anlatsana. Şimdi değil anne, gelince konuşuruz deyip kapattım ve Bekir'i aradım. Leyla'm çıktım evden. Söyle neredesin ömrüm? Söyle ki gelip alayım seni. Esra'dayım dedim soğuk bir şekilde. Adresi ver geleyim Leyla'm. Kırdım seni, affettireyim kendimi. Olmaz. Nasıl olmaz? Ne diyorsun Leyla'm? Affet, bir an kaybettim kendimi. Yoksa kıyar mıyım? Hiç canını yakar mıyım senin? Sinirden oldu. Lafını kesip araya girdim. Bekir saat 4'e geliyor. Saat 4'te bir hastan olduğunu söylemiştin. Git hastanı gör. İşin bitince ara. Ben de biraz düşüneyim. O zaman konuşuruz. Şu an kafam allak bullak. Ne hastası, ne randevusu? Leyla'm gitmem bir yere. Söyle yerini. Görmem lazım seni. Ne demek kafam karışık? Yapma Leyla'm. Elim kırılsaydı itmeseydim seni. Şu an değil Bekir. 2 saat sonra haber veririm sana dedim ve kapattım telefonu. Ne oldu kız? Anlatsana. Kendi derdime düştüm. Unuttum seni dedi Esra. Ben kapatır kapatmaz. O sorunca dayanamayıp tekrar ağlamaya başladım. 1-2 dakika ağlayıp sakinleştikten sonra başımdan geçenleri anlattım Esra'ya. O da şaşkındı benim kadar. Ne demek itti Leyla diye sordu. Burnumu çekip gözlerimi kurulayarak. Bildiğin gözü dönmüş gibiydi Esra. Beni takip etmiş bütün gün. Güvenmemiş bana ve takip etmiş beni. Sonra da Murat'la konuştuğumu görüp kendinden geçti işte. Ne yerine koydu beni? Sonra da arabaya savurdu beni ve sırtım arabaya çarptı. O kadar canım yandı ki umursamadı bile. Tanıyamadım Esra. Karşımdaki adamı tanıyamadım. Binemedim arabasına korkudan. Herkes başımıza toplandı. Tanıyorlar dükkandan tabii. Düşünsene ben ağlıyorum ve burnundan kan akan bir adam beni kolumdan tutmuş çekiştiriyor. Bas bas bağırıyor bana. Mustafa abiye haber vermişler. Geldi adam koşa koşa. Zaten ona söyledim de Bülent'e bıraktırdı beni. Bir müddet hiç konuşmadık Esra ile. O arada gidip bir kahve yaptı bana. Onu içerken bir sigara daha yaktım kendime. Esra nasıl bu kadar kendini kaybediyor? O kadar korktum ki ondan. Arabaya bin dedikçe yüreğim hopladı. Beni görmüyordu bile. Pazar günü kahvaltıdan sonra da böyle kendini kaybetmişti biliyor musun? Murat arayınca direksiyonu yumruklamaya başladı. O zaman da çok korkup sıçramıştım. Sonra bir anda beni öpmeye başlayınca arada kaynadı gitti. Daha bir hafta bile olmadan 2 defa kendini kaybettiğini gördüm. Korkuyorum Esra, çok korkuyorum. Ben ne yaparım bu adamla aynı evin içinde? Ya sinirlenip bir tane de bana patlatırsa ne olacak? Pişmanlığı işe yarayacak mı dedim iç çeke çeke. Önce bir sakin ol Leyla. Ay daha adamı dinlemeden yargılama. Ne biliyorsun seni takip ettiğini? Belki gerçekten gördü seni. Yok artık Esra. Kendi söylediğine kendin inandın mı şimdi?
İki gün boyu dükkana gideceğim diye burnumdan döktükten sonra bu sabah gayet rahat davranmasından bir şeyler çevirdiğini anlamıştım zaten. Aptal kafam, ben de benim fikrime saygı gösterdiğini düşünüp ne kadar da sevinmiştim. Kliniğe gidip ona sürpriz yapacaktım. Hatta yüzük bile bakardık belki. Ama nerede? Şu başıma gelene bak. Her şeyi geçtim de peki kendini kaybetmesi ne olacak Esra? İyi de Leyla hangi erkek sevdiği kadının sıkıştırılmasından, yetmedi dokunulmasından hoşlanır ki? Az bile yapmış o sıska şeytana. Ya bana yaptı Esra? Bana da mı iyi yapmış? Tabii ki değil Leyla. Öyle söylemek istemedim. Yani kendini kaybetmesi doğal diyorum sadece. Tamam ona sinirlendi anlıyorum ama bana olan tepkisini anlamam mümkün değil. Ben alışkın değilim böyle şeylere Esra. Babamdan bile korkmadım ki ben hayatım boyunca. Evleneceğim adamdan nasıl korkarım? Artık sevdiğimi kabullendim Bekir'e ama bunu nasıl sindiririm? Bu riski nasıl alırım bilmiyorum. Bak şimdi fevri kararlar verme tamam mı? Git içeride odada yat uyu birazcık. Bir kafanı topla. Ver telefonu da bana. Aradığında ben uyandırırım seni. Kendine gel azıcık tamam mı? Bu kafayla sağlıklı düşünemezsin. Ayten teyzeyi de arar sakinleştiririm ben. Kadın meraktan öldü dedi ve beni küçük odaya kolumdan tuta tuta götürdü. Kanepeye kafamı koyup kapadım gözlerimi. Esra'nın omzumu dürtmesiyle uyanıp yerimde doğrulmaya çalıştım. Hava kararmak üzereydi. Ne kadar uyudum ki ben böyle diye düşünürken Esra aydınlattı beni. Leyla uyan ya, vallahi adam çıldırdı. Bir saattir oyalamaya çalışıyorum ama dinlemiyor artık. Oktay da gelir şimdi. Tamam kalktım tamam. Ne kadar uyudum ki? 3 saattir uyuyorsun. Saat 7 oldu neredeyse. Bir saattir de durmadan Bekir arıyor. Açtım konuştum haberin olsun dedi. Yattığım yerden kalkıp banyoya yüzümü yıkamaya giderken sordum. Ne konuştun, ne dedi diye sordum ve Esra da ahçede koluma yapışıp yahu bir şey anlatıyorum bir durup dinlesene bu ne umursamazlık böyle dedi. Ben de durdum. Ne diyeyim Esra kafam allak bullak. Ne düşüneceğimi bilmiyorum ki ne söyleyeyim sana. Kendimi bile bile ateşe neden atayım diye düşünüyorum mesela. Ya beni döverse bir gün bu sinirle diye de düşünüyorum. Sonra ne kadar aceleci olduğunu düşünüp altında bir terslik olduğunu da düşünüyorum. Sana ne dedi Esra? Sence çok mu önemli söyleyeceğin şey bana? Yere çöktüm dizlerin üstüne ve ağlamaya başladım. Ben onu çok seviyorum galiba Esra. Ne yapacağım ben? Ya yanlış bir karar verirsem ne olacak diye ağlamaya başladım. Esra da yere yanıma oturdu ve bana sarılarak Leyla canım arkadaşım ne yapacağını ancak sen karar verirsin. Ben karışamam. Kimse karışamaz sana. Sadece akıl verebilirim ama kalbine değil, beynine. İlişkilerde genelde kalp galip gelir. İnsanlar ne derse desin sen yaşayacaksın bu hayatı. Bana sorarsan kalbini dinle derim sana. Sana kalbin de Bekir demiyor mu? Senin kalbin de Bekir demiyor mu? Kafamı salladım ve burnumu çekerek evet Bekir diyor dedim. O zaman kalbini dinle güzelim. Yani Bekir'i. Onu dinlemeden karar verme. Kimse dört dörtlük değil bu hayatta. Herkesin bir kusuru, bir yarası var. İnsan sevdiğini kusurları ile de sever. Ben demiyorum sana git dayak ye ama peşin hükümlü de davranma. Tamam mı? Hadi kalk yüzünü yıka balkona gel. Şimdi Oktay gelir yemek yeriz tamam mı dedi ve balkona doğru gitti. Ben de banyoya gidip yüzümü yıkayıp balkona geçtim ve hemen bir sigara yaktım kendime. Esra elime telefonumu tutuşturdu. Ara hadi. Ne diyeyim arayıp? Esra ya yine başa saracağız. O sana ne dedi? Sen onu anlat önce bir. Ben biraz konuştum. Önce bir kızdım tabii. Ama Leyla gerisini ondan dinlesen daha iyi olur. Bana kalırsa çok pişman yaptığından. Seni de çok seviyor üstelik. Hadi ara öldü meraktan. Annenleri de dert etme. Ufak bir yanlış anlaşma olduğunu söyledim aranızda. Hasan da seni idare edecek. Annene bebekleri söyledim ve bu gece kutlama yapacağız dedim. Yani geç gitmende bir sorun da yok. Rahat ol tamam mı? Çok sağ ol Esra. Hakkını nasıl ödeyeceğim ben senin? Hem bu güzel gününü de mahvettim. Sen de sakinleştin değil mi artık? Oktay'a söyledin mi? Hayır gelince sürpriz yapacağım. Ay hadi kızım çatlatma beni. Ara şu adamı. Ayol böyle bir gecede ne işin var aramızda Karaçalı gibi? Git Bekir'in yanına be deyip sırıttı şebek. Ama haklılık payı da yok değildi yani. Sigaramı söndürüp derin bir nefes aldım ve Bekir'i aradım. İlk çalıştı açtı telefonu. Leyla'm sesi çok endişeliydi. Bekir kusura bakma 2 saat dedim ama uyuyakalmışım. Boğazımı temizledim hafifçe.
Allah'ım sen yardım et bana. Sesini böyle duyunca bile yüreğim hoplarken nasıl doğru karar vereceğim ki? Ne kusuru ömrüm. Ben seni bir ömür bekledim. İyi yapmışsın. Dinlendin mi peki? Gözlerim doldu ama ağlamanın sırası olmadığı için kendimi dizginledim. O kadar kızdım ama o hala beni düşünüyor. Nasıl olduğumu düşünüyor Bekir'im. Dinlendim. Ben sana adresi atayım. Gel al beni konuşalım. Daha fazla ertelemeye gerek yok. Ben zaten buradayım ömrüm. Sizden çıkıp direkt buraya geldim. Seni bekliyorum aşağıda. Nasıl geldi ki buraya adres falan olmadan? Nereden buldu ki adresi? Tamam. 2 dakikaya geliyorum. Telefonu kapatıp Esra'ya döndüm ve Esra sen mi verdin buna adresi? Hayır ben vermedim ama epeydir bekliyor aşağıda. Artık sen sorarsın nereden öğrendiğini. Bana bak gel şu saçını bir toplayalım darmadağın olmuş. Hiç uğraşamam Esra bırak kalsın dedim ve önden çıkan saçlarımı kulağımın arkasına attım. Sonra da çantamı alıp Esra'ya sarıldım ve aşağıya indim. Kalbim deli gibi çarpıyor ve aldığım nefes bana yetmiyordu. Beni görünce arabadan aşağıya indi Bekir ve hızla yanıma geldi. Hala öğlenki gömleği üzerindeydi. Kollarında burnundan akan kanın lekeleri vardı. Yaka kısmında da. Saçlarını alelade tam tepesinde topuz yapmıştı. O da en az benim kadar perişan görünüyordu. Onu gördükten sonra eğilip kendi kolsuz siyah tunime baktım. Yattığım için kırış kırıştı ve eminim şu an leş gibi ter kokuyordu. Karşıma durup gömleğine baktığımı görünce tedirgin bir şekilde. Leyla'm sen bakana kadar aklıma bile gelmedi kanlı olduğu. Aptal kafam rahatsız oldun değil mi? Arabasının bagajını açıp spor çantasına benzer bir çanta çıkardı ve içini kontrol etti. Burada da kalmamış temiz tişört. Hay aksi dedi. O kadar tedirgindi ki çocuk gibi davranıyordu karşımda. Müdahale etmeye karar verip arabaya bindim. Mesajı alıp hemen geçti oda şoför koltuğuna ve yola çıktık. Nereye gittiğimin bir önemi yoktu. O da sormadı bana zaten. Hiç konuşmadan bir 10 dakika yol aldıktan sonra bir mağazanın önünde durdu. Ne yapacağını anladığım için yerimden kıpırdamadan beklemeye başladım. Ama arabadan inmedi ve bana dönerek ''Gel Leyla'm beraber alalım bir tişört.'' ''Gerek yok Bekir ne tişörtü? Benim için önemli değil gerçekten. İstem dışı takıldı gözlerim. Olsun ben kanlı bir gömlekle yanında oturamam. Hadi gel lütfen.'' dedi ve dışarı çıkıp benim kapımı açıp elini uzattı. Oflayarak elini tutmadan indim arabadan. Biraz bozulmuştu ama itiraz da etmedi. İkimiz elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı kestiremiyorduk. İkimiz de çok tedirgindik. Mağazadan içeri girince hemen açık mavi bir tişört alıp kabine doğru gitti ve üzerini değişip geri geldi. Bu renk çok yakışmıştı Bekir'e be. Gözlerimi alamadım bir an ama yakalanmamak için hemen başka yere bakmaya başladım. Şimdi hiç sırası değildi doğrusu. Ben çıkacağımızı zannederken Bekir elinde beyaz, üzerinde minik mavi çiçekler olan kolsuz keten bir gömlekle geldi. Bir gömleğe bir de yüzüne bakıp bu ne dedim elindeki gömleği üzerime doğru tutup sana çok yakışır hadi sen de bunu giyin. Gözlerimi devirip hayır istemiyorum Bekir gerek yok diyerek reddettim. Ama senin üstünde kırış kırış olmuş hem yeni uyandın terlemişsindir. Hasta olursun olmaz sen de değişeceksin üzerine. Kabul etmesem yine tutturacağını bildiğim için elinden alıp kabine girerek hemen hiç incelemeden geçirdim üzerime gömleği. Elimde tuniğim dışarı çıkıp kapıda beni bekleyen Bekir'e haydi diyerek tam gidiyordum ki kolumdan tuttuğu gibi kabine geri soktu beni. Şaşkınlıkla ne oldu yine ya bir çıkamadık şuradan dedim. Bekir gözlerini kocaman açarak Leyla ne? Eliyle yüzünü sıvazlayıp yutkundu ve beni omzumdan tutup kabindeki aynaya doğru döndürdü. Kendin bak istersen dedi ve kendime bakınca kıpkırmızı kesilip hemen geri çıkardım dışarı Bekir'i ittirerek. Kapıyı kapatıp akıl mı bıraktın Bekir ya git koyu renk bir şey bul bana dedim. Hemen Leyla'm sakın çıkma sen geliyorum şimdi dedi ve gitti. Rezilliğine doyma Leyla. İçimdeki siyah suyu diyen kabak gibi ortadaydı ve gömleğin önü o kadar açıktı ki. Kendimi incelerken Bekir kapıyı tıklattı. Çok az açarak elindekini aldım ve tekrardan değiştirdim üzerimi. Bu sefer koyu mavi kalın askılı ve yine keten bir bluzdu. Göğüsten itibaren genişleyen bir modeli vardı. Giyindim ama bu sefer de sütyen askılarım gözüktüğü için askıları çıkarmak zorunda kaldım. İnşallah aşağıya doğru kaymaz diye dua ederek çıktım dışarı kabinden. Bekir şöyle bir süzdü beni parmağıyla arkamı dönmemi işaret etti. Neden diye sordum.
Etiketini çıkarayım Leyla, ödeme için dedi. Onaylayarak arkamı dönünce Bekir yaklaşarak etiketi çıkardı ve şey çok yakışmış ama sanki kısa mı biraz? Hemen önüme döndüm ve kızgın bir şekilde çok uzadı bu iş. Hadi çıkalım buradan dedim ve Bekir'i beklemeden kasaya doğru yürüdüm. Bekir öderken ben bir poşete çıkardığımız kıyafetleri koydum. Daha sonra da arabaya gidip oturdum. Bekir gelince tekrar yola çıktık. İkimizden de çıt çıkmıyordu. Bekir'e dönerek arabada sigara içebilir miyim diye sordum. Tabii ki Leyla'm, benim olan senin, istediğini yap dedi. Boğazıma bir yumru oturdu ve gözlerim doldu. Allah'tan karanlık da belli olmuyordu. Hemen bir sigara yakıp içmeye başladım. Eve kaçta dönmen gerekiyor? Belli bir saat yok ama çok da geç kalmasam iyi olur dedim. Yani 12 gibi bıraksam seni eve olur mu diye sordu. Aslında annem böyle şeyleri sorun etmezdi ama ben de hiç suistimal etmemiştim bu durumu şimdiye kadar. Yine de fazla yüz vermemek için çaktırmadım Bekir'e. Bakarız. Neden sordun ki sen? Ne yapacağız? Nereye gidiyoruz? Karnımız aç. Kavurma yiyelim gidip. Elazığ yolundaki kavurmacılara gidelim dedim. Yolda da konuşuruz. Ne dersin? Yol 45 dakika falan sürer. Başımı sallayarak onayladım. Kemerini bağla Leyla'm dedi. Ben de bağladım kemerimi. 1-15 dakika geçmesine rağmen ikimiz de kıvranıyorduk ama bir türlü ikimiz de konuyu açamıyorduk. Daha fazla dayanamadım ve ben girdim konuya. Bekir, benim kafam çok karışık. Öğrenmek istediğim şeyler var dedim. Direksiyon tutan parmaklarını sıkarak bana bakmadan cevapladı gayet yumuşak bir sesle. Sor ömrüm, aklında bir şey kalmasın sor. Yeter ki karışmasın o kafan. Yeter ki bileyim benden neden uzaklaştığını, korktuğunu, kaçtığını. Ben bu sabah seninle konuştuktan sonra çok mutlu olmuştum Bekir. Benim kararıma saygı duyduğun ve kendini dizginlediğin için. Ama sen ne yaptın? Tuttun beni, takip ettin. Nereden çıktığını bile anlayamadım. Halbuki ben senin kliniğine gelip sürpriz yapacaktım sana, biliyor musun? Hatta yüzük bile bakmayı düşünüyordum seninle. Gözlerim doldu, konuşamadım daha fazla. Bekir girdi lafa sonra. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben seni takip etmedim Leyla'm. Ben o lavuğu takip ettim. Sen işe gidince rahat durmayacağını biliyordum. Sen de razı olmuyordun işe gitmemeye. Ben de artık son çare onu izledim. Aslında sana yaklaşmadan yetişip kapatacaktım mevzuyu ama yetişemedim işte. Sabah seninle konuştuktan sonra onun eczanesinin önünde beklemeye başladım. Saat 11 olana kadar oradaydı. Ama sonra çıktı. Dükkan olduğu sokağa gidip arabada beklemeye başladı. Ben de 1.50 metre arkasında onu seyrettim. Senin işin bitene kadar bekledi yanına gelmek için. Sen çıktın, arkandan o çıktı. Ben de düştüm peşine. Sana yaklaşmasa, hatta elini tutmasa ortaya bile çıkmayacaktım Leyla'm. Yemin ederim sana doğruyu söylüyorum. Ama dayanamam örgülüm. Sana başkası aşkla dokunursa, bakarsa dayanamam ben. Ben paylaşamam senin tenini, senin sürmeli gözlerini, güzelim örgülü saçlarını. Anla beni ne olur. Hem kim kabullenir sevdiğine birinin aşkla dokunmasını dedi ve sustu. Bir sigara daha yaktım kendime ve akıtmaya başladım gözümdeki yaşları sessiz sessiz. Beni görmemesi için başımı yanımdaki pencereye doğru çevirdim. Biraz boğazımı temizleyip ona dönmeden tekrar sordum. Peki sonra yaptıkların neydi Bekir? Beni arabaya fırlatman neydi? Sinirden ağzına köpükler çıkarak bana bağırman neydi peki? İç çeke çeke sesli bir şekilde ağlayarak devam ettim. Sigara olan elimle onu işaret ederek ''Binemedim arabana, tanıyamadım seni. Benim Bekir'im bana kıyamazdı ki. Hani canım yanınca canın yanardı Bekir. Ne oldu?'' Bağırmaya başladım. Sinirlenince gözüm bir şey görmüyor senin. Ben nasıl baş ederim seninle Bekir? Söyle, cevap ver bana. Evlenelim diyorsun. Güzel, hadi evlenelim hemen. Peki sonra ne olacak? Ya bir gün sinirlenip bana da bir tane patlatırsan ne olacak ha? Söylesene. O kadar ani bir fren yaptı ki neye uğradığımı şaşırdım. Kemer takılı olmasa kafamı kesin çarpardım torpidoya. Korkudan nefesim kesildi ve sıkıca tuttum oturduğum koltuğu. Bekir hışımla önce kendi kemerini sonra da benim kemerimi çözdü. Ne olduğunu anlamaya çalışırken elimdeki sigarayı alıp camdan aşağıya attı ve yapıştı dudaklarıma. Aptal Leyla, aptal. Korktuğun adamla dağ başında ne işin var ki? Hemen kendime geldim ve uzaklaşmaya çalıştım Bekir'den. Ben itmeye çalışıp karşılık vermeyince bu sefer tek eliyle iki elimi de bileğimden tutup sabitledi kucağımın üzerinde ve sıkı sıkı tuttu. Çırpınıp kurtulmaya çalıştım elinden. Bırakmayınca bu sefer de kafamı yan çevirip ''Bırak Bekir, istemiyorum. Bileklerimi acıtıyorsun. Her kızdığımda böyle yapamazsın.'' ''Sakin ol Leyla, çırpınma bir dur.
Tamam bırakacağım ama sakin olacaksın tamam mı? Başımla onayladım ve hemen bıraktı ellerimi. Gözlerimden sicim gibi yaşlar boşalırken iki eliyle yüzümü avuçladı ve dudaklarını dudaklarıma doğru yaklaştırarak ''Önce şunu anla örgülü, sana asla vurmam. Hayatım boyunca bir kadına asla el kaldırmadım ben. Hele sana asla kaldırmam. Kabul ediyorum, konu sen olunca kendimi kaybediyorum. Evlenince ne yapacağım dedin ya hani?'' İyice yaklaştı ve ufak bir öpücük kondurdu dudaklarıma ben hala ağlarken avuçların arasında. ''İşte bunu yapacaksın örgülü. Sadece bu.'' Tekrar ve biraz daha uzun bir öpücük bıraktı. Benim sinirimin ilacı, sakinleştiricisi sensin ömrüm. Korkma benden. Ben kızdığımda kaçma benden. Tekrar yapıştı dudaklarıma daha sert bir şekilde. Karşılık almak için çırpınıyordu. Beni dinleyip binseydin arabaya, tutsaydın elimden hiçbir şeyim kalmazdı benim be örgülü. Kaçtıkça sen daha da parladın ben. Evlenince hep beraber olacağız. Peşine kim takılır diye korkmayacağım o zaman. Beni öptükçe, nefesi bana değdikçe kendimden geçiyordum ve sağlıklı düşünemiyordum. Ellerini tutup yüzümü kurtardım avuçlarından ve çantamdan peçete çıkarıp yüzümü temizledim. Pür dikkat beni seyredip ne tepki vereceğime bakıyordu. Ben de bilmiyorum ki ne yapacağımı. Elimdeki peçeteyi buruşturup dışarı fırlattım. Bilmiyorum Bekir, kafam çok karışık. Ben evleneceğim adamdan korkmak istemiyorum, anlıyor musun beni? Ellerimi tutup minik minik öpmeye başladı. Karnımda bir kıpırdanma hissedince dayanamayıp çektim ellerimi. Yapma Bekir, böyle yaparsan nasıl konuşacağız seninle? İşte evlenince hep böyle olacağız ömrüm. El ele, diz dize, göz göze. Ben sana dokununca kendimden geçiyorum Leyla'm. Sen geçmiyor musun? Ben seni sakinleştiririm. Sen de beni dedi. Hala anlamıyorsun beni Bekir. Bence senin sinir problemin var. Ve ben bununla nasıl baş ederim gerçekten bilmiyorum. Varsayımlar üstüne nasıl evlenirim seninle ben dedim. Asıl sen anlamıyorsun beni örgülü. Hangi sinir probleminden bahsediyorsun sen anlamadım ki. Hayır yani Murat konusu dışında tartıştığımız ya da sinirlendiğimi hiç hatırlamıyorum. Söyle bana bu konu hariç kendimi kaybettiğimi gördün mü dedi. Şöyle bir düşündüm cevap vermeden önce. Ama aslında cevap netti. Başımı önüme eğip hayır dedim. Peki o zaman seni korkutan ne örgülü? Seni itmem mi diye sordu. Evet beni itmen bir problem ama ben asıl ilerisi için korkuyorum. Her şey çok çabuk oluyor ve ben seni yeterince tanımadığım için endişeleniyorum. Yaptığın ve söylediğin şeylerin altında bir bit yeni arıyorum sürekli. Elimde değil ki, sanki bir anda her şey tepe taklak olacak. Bana bak örgülü, eliyle tutup yüzümü kendisine doğru çevirdi. İlerisinden kalsın evli olacağımız zaman değil mi dedi. Başımla onayladım. Oturduğu koltuğu tamamen geriye yasladı ve beni çekip tek seferde kucağına aldı. Sırtım onun göğsüne dayanınca... ''Ne yapıyorsun Bekir Allah aşkına? Saçmalama bırak beni.'' diyerek inmeye çalıştım kucağından. Arkadan sıkıca sarıldı ve kulağıma doğru. ''Bir rahat dur örgülü. Sakin ol yoksa hiç bırakmam seni.'' dedi ve ben de kıpırdanmayı bıraktım. ''Şimdi asla sana zarar verecek bir şey yapmayacağımı anladın değil mi?'' diye sordu. Dayanamayıp tekrar inmeye çalıştım kucağından. Bu sefer kollarımı sıkıca tuttu ve kıpırdanmamı engelledi. ''Leyla bir dur güzelim kıpırdanıp durma.'' Bak şimdiden ne hale geldim. Şimdi sakinleş ve yüzünü bana dön tamam mı? Seni kendime çevireceğim. Korkma sakın anlaştık mı ömrüm? İstemediğin hiçbir şey olmayacak dedi. Ben de tedirgince onayladım Bekir'i. Sonra da bana yardım etti ve yüz yüze gelecek şekilde döndüm ona doğru. Fakat çok tehlikeli bir halde duruyorduk. Ellerimi nereye koyacağımı bilemeyip kucağımda birleştirdim ve ''Ne gerek var böyle şeylere Bekir? Şu halimize bir bak.'' dedim. Bekir yüzümü tuttu iki eliyle ve dudaklarıma yapıştı. Bu sefer ben de karşılık verdim dayanamayarak. Onun nefesini hissedip kayıtsız kalamadım daha fazla. Ne yapacağım ben seninle Bekir? Uzaklaşamıyorum. Hayır diyemiyorum ki sana. Ben ellerimi boynuna koyup karşılık vermeye başlayınca yüzümü bırakıp sırtımdan tutup vücutlarımızı birbirine yapıştırdı. Ve panikleyerek öpüşmeyi bıraktım. Şşş sakin ol Leyla'm. Şimdi cevap ver. Evlenince beni rahatça öpebilirsin değil mi dedi ve dudağıma küçük bir öpücük kondurdu. Evet şey yani sanırım dedim. Bir öpücük daha verdi ve gülümseyerek. Sanma Leyla'm emin ol. Seni temin ederim çok daha fazlasını isteyerek vereceksin bana dedi ve bir daha öptü beni. Sonra da devam etti. İnan bana senin kılına bile bilerek zarar vermem ben. Seviyorum seni Leyla'm. Gözlerime bak ve kafana ne takılıyorsa tekrar sor bana. Ama benden uzaklaşarak değil bu şekilde dedi ve alnımdan öptü.
Şimdi sen beni takip etmedin yani değil mi dedim. Gülerek başını olumsuz anlamda salladı ve elimi öptü. Etmedim örgülü. Vallahi seni takip etmedim dedi ve alnını alnıma yasladı. Tüm vücuduma tatlı bir sıcaklık yayılmaya başladı. Tutaklarımı kemirip gözlerine bakarak arabayı beni iterken aklından bana zarar vermek geçmiyordu yani öyle mi? Sana asla zarar vermem ve tutaklarını ben kemiririm senin yerine. Sen yorulma ömrüm dedi ve bir kere daha öpüşmeye başladık. Nefes nefes öpüşmemizin arasında sinir problemim de yok diyorsun yani dedim. Kesinlikle yok. Asla kabul etmiyorum. Ama kıskançlık problemim varmış. Bunu da yeni öğrendim dedi. Hafifçe güldüm söylediği şeye. Affettin beni Leyla'm diye sordu ve minik bir öpücük kondurdu dudaklarıma. Affetmek demeyelim de anladım seni desem daha doğru olur. Ben de abarttım sanırım biraz. Özür dilerim der demez sırıtarak. Hadi öpüşüp barışalım dedi ve tekrar yapıştı dudaklarıma. Kömürhan Köprüsü'nü geçtikten hemen sonra kavurmacılar gözükmüştü. İlk lokantanın önünde park edip içeri geçtik Bekir'le el ele. Kafam allak bullak ve karnım da çok açtı. Lokantadan içeri geçince burnuma dolan nefis kavurma kokusu ile kafa karışıklığımı askıya alarak boş masa bakmaya başladım. Ben bakana kadar Bekir çoktan masayı bulmuştu ki çeke çeke oturttu beni bir masaya. Gelen garson hemen siparişlerimizi verdik ve beklemeye başladık. Daha 5 dakika bile olmadan geldi kavurmalarımız. Tam ekmeğimi kavurmaya banmıştım ki Bekir lafa girdi. Anlaşıldı sessiz bir yemek olmayacak. Leyla'm yarın yüzük bakıyor muyuz? Annem cuma günü annene hem tanışmaya hem de geçmiş olsuna gideyim diyor. Ertesi günde istemeye geliriz seni. Pazar günde nişan yaparız. Benim kardeşim Zeliha burada zaten. Ablalarım da yarın geliyorlar. Vaktimiz yok aradan çıkaralım dedi. Ağzındaki lokmayı yutmadan gözlerimi devirerek ''Tabii canım ne demek pazar nişanını yaparız haftaya da düğün.'' ''Ne gerek var beklemeye değil mi ama?'' dedim ve kızgın kızgın bakarak yemeğimi yemeye başladım. Cevap vermediğimi görüp rahatsızca yerinde kıpırdandı. ''Hala mı kızgınsın bana Leyla'm ama hani barışmıştık yolda seninle?'' deyip bir yandan yemeğini yemeye başladı. Ona doğru eğilerek ''Sen benim sanılan zaafından faydalanıyorsun tamam mı?'' Ne zaman bir sıkıntı olsa aramızda kendimi kollarında buluyorum. Arada kaynatıyorsun bütün konuları. Ne güzel işte Leyla'm. Hiç göz kalmıyoruz birbirimize dedi ve sırıtmaya başladı. İyi de Bekir bir şey çözdüğümüzde yok. Daha bir hafta bile olmadan seninle evli kararı aldığıma inanamıyorum. Daha bunu sindiremeden şu olanlara bak ya. Başkalarına kolaylıkla hayır dediğim şeylere sen söz konusu olduğuna dayanamayıp onaylıyorum. Kendimi... Tam devam edecekken lafa girdi kaşlarını çatarak. Başkaları derken buyur buradan yak. Gözlerimi devirip o kadar laf söyledim ve sen buna mı takıldın yani? Hayır dinime küfreden Müslüman olsa daha önce evlenip ayrılan sanki benim. Eski ilişkimden bahsediyorum ne olacak? Böyle çok insan olmadı hayatımda benim dedim ve ayranımdan bir yudum içtim. Bekir arkasına yaslandı kaşını biraz daha çattı ve ilişkim derken dedi ve pür dikkat bana bakmaya başladı. Lokmamı yuttum ve acaba bunun neresine takıldı düşünmeye başladım. Yani daha önce biriyle beraber olmamdan rahatsız olmuştu. Hem de ben onun dul olmasını önemsemezken. Aklımda deli düşüncelerle ben de kaşlarımı çattım ve arkama yaslanıp kollarımı önümde bağlayarak ben de ona bakmaya başladım. Tam cevap verecektim ki bir anda karşımda burnunun kemerini sıktı ve yüzünü sıvazladı. Sonra da yüzüne zoraki bir gülümseme yerleştirip bana doğru eğildi ve gayet kısık bir sesle ''Yani bir kişiyle mi beraber oldun Leyla'm? Malatya'da mı bu adam şu anda? Allah'ım sen bana sabır ver.'' ''Neden Bekir? Ne yapacaksın ki Malatya'daysa?'' diye sordum kaşlarımı çatarak. ''Hiçbir şey yapmayacağım ömrüm. Yani yüzünü sıvazladı tekrardan. Bu duygu bana yabancı. Ben Ece'yi hiç kıskanmamıştım. Hayatımda da başka biri olmadı zaten. Hep kıskanç bir adam olmadığımı söylerdim ama şimdi senin ağzından duyunca... Bana doğru eğildi ve kızgın bir şekilde ''Kıskanıyorum kızım seni. Ne yapayım Allah Allah. Anlat bana öğrenmek istiyorum.'' dedi. ''Hayır yani oturup saati nasıl anlatırım ki ben Bekir'e? Öğrenip ne yapacak? Eline ne geçecek?'' ''Olmaz. Ne gerek var böyle bir şeye Bekir? Oturup anlatamam sana böyle bir şeyi. Geçti gitti. Benim için çok büyük bir hataydı zaten.'' dedim ve yemeğimi yemeye devam ettim. Biraz sessizlikten sonra...
Daha şimdiden kafamda kurmaya başladım Leyla. Yapma bana bunu, bilmem lazım, anlat. Şimdi anlatana kadar rahat vermeyecek bu bana, anlaşıldı. Neyi öğrenmek istiyorsun Bekir? Seni rahatsız eden ne, anlamadım ki. Ben sana sen hayatımda ilksin dedim mi? Yok demedim. Senden de böyle bir beklentim yok ayrıca. Ben Ece'yi soruyor muyum sana? İyice yüzü asıldı ben bunları söyledikten sonra, ama yapabileceğim bir şey de yok. En iyisi konuyu değiştirmek diye düşünüp, yarın kaçta alırsın beni Bekir'im dedim ve yüzüne baktım. Ayrandan bir yudum aldım ve yüzük için mi dedi gülümseyerek. Evet, arkasına yaslandı ve sabah 3 hastam var Leyla'm, öğlen gelirim olur mu dedi. Başımla onaylayıp yemeğe devam ettim. Daha sonra arabaya binene kadar ailelerimizden, nişandan, arkadaşlarımızdan, Esra'nın hamileliğinden, yani havadan sudan konuşup durduk. Bekir'le sohbet etmek çok eğlenceliydi. Üçüncü bardak çaylarımızı içtikten sonra hesabı ödeyerek çıktık. Yola çıktıktan sonra bir 10 dakika kadar pek konuşmadık. Sonra Bekir tekrar sıkıştırmaya başladı beni ağzından laf almak için. Ben sana Ece ile olan her şeyi anlattım. Sen neden anlatmıyorsun ki? Çünkü bir hataydı ve geçti gitti. Hem ne yapacaksın öğrenip? Gerçekten anlamıyorum seni. Ne kadar süre beraber oldunuz? Oflayarak. Neden dedim ve bir sigara yaktım. Onunla beraber oldun mu Leyla'm? Sigaramın dumanı boğazıma kaçtı ve sert bir şekilde öksürmeye başladım. Sigarayı camdan attım ve kendime geldikten sonra kızgın bir şekilde. Şimdi anlaşıldı Bekir Bey'in derdi. Hayır ben de diyorum, neden merak ediyor. Yanlış anladın beni. Neyi yanlış anladım neyi? Açık açık sordun işte diye bağırarak başımı yola çevirdim ve hırsla sigaramı içmeye devam ettim. Neden cevap vereyim ki ben sana şimdi Bekir Efendi? Leyla'm beni yanlış anladın sen ömrüm. Yani anlatmak istemeyince ve hataydı dediğin için ben sordum. Hani bu yüzden mi anlatmak istemiyorsun acaba diye geldi aklıma dedi. Gelmesin aklına bir şey. Başlanması gereken bir ilişkiye başladım ve bitti. Karşılaşırım diye korkmana da gerek yok. Çünkü burada yaşamıyor. Bu kadar açıklama da yeterli senin için. Hem sen değil misin evlenmeden bir kadınla aynı evde yaşayan? Ne hakla soruyorsun? Ne hakla soruyorsun bana böyle bir şeyi? Leyla tamam, haklısın, özür dilerim. Aslında benim için önemli değil. Yani görüşlerim biraz farklı bu konuda. Yani farklıydı. Ama dedim ya, konu sen olunca tüm fikirlerim çöp oldu. Bir an başkasının da sana benim gibi dokunmuş olması çok rahatsız etti beni. Ama varsa da böyle bir şey. Benim umurumda değil Leyla'm. Artık ben varım, yeter bu bana. Yani bu yüzden kendini kötü hissetmeni istemem. Senden tek beklentim var benim, dürüstlük dedi. Sigaramı atıp, iyi öyleyse, madem senin için bir önemi yok, bunun cevabını bilmene de gerek yok. Zamanı gelince öğrenirsin. Bir daha da açma bu konuyu, konuşmak istemiyorum. Bu da sana ders olsun Bekir Bey. Kudurdur bakalım evlenene kadar. Hatta sen görürsün, bir daha evlenene kadar el tutmaktan başka bir şey yok sana. Yok umurunda değilmiş falan filan. Madem değil, bir bayana böyle bir şey sorulur mu hiç? Öküz, ne olacak? Leyla, yine başlıyoruz. Açma artık şu konuyu dedim, diyerek çemkirdim üstüne. Ama benim çam yarmamda konu biter mi hiç? Yok o konu değil. Bir dahaki gaz açımı ne zaman onu soracaktım dedi masum masum. Yemezler canım. Neden? Ne demek neden örgülü? O günü boşaltmam lazım. Seninle geleceğim işe. Gözlerimi devirerek, Bekir anlıyorum tedirginsin ama abartma lütfen. Ben zaten artık gitmeyi düşünmüyorum. Yarın gaz şirketine ayrıldığımı bildireceğim. Artık Mustafa abinin hatırı da bir yere kadar, başka biri takip etsin işlerini dedim. Çok iyi düşünmüşsün. İstersen başka bir yerde iş bakalım sana. Sen yokken de ben düşünebiliyorum zaten Bekir. Ve başka iş aramama şu an gerek yok. Sınava 3 hafta kaldı. Yaklaşık bir ay sonra da sonuçlar açıklanıyor. O zamana kadar da işsiz idare edebilirim. Her şeyde kızıyorsun ama Leyla. O lavuk rahat durmaz diye korkuyorum. Bu kadar abarttığına ben de çok şaşkınım inan ki. İnşallah dediğin gibi olmaz. Belki anlar zamanla o da yanlış yaptığını. İnşallah, yoksa sonu kötü olur. Sen yine de seninle irtibata geçerse bana haber ver, tamam mı? Bir müddet de senden ricam, yalnız dolaşma. Ben götürürüm seni istediğin yere. Tamam Bekir, anladım. Leyla yine bir şey yumurtlayacak. Efendim Bekir. Benden önceki adamdan neden ayrıldın? Oh Bekir ya. Ne oh Bekir'i kızım? Ne var, bunu bilmek hakkım.
Ne yaptı da ayrıldın? Hem ben sana demedim mi kocaya çemkirme diye? Ben ayrılmadım be. Sen de daha kocam olmadın çam yarması ne olacak? Dedim dudaklarımı kemirerek. Bekir hemen dikkat kesildi bana. O mu ayrıldı yani? Ayrıca ne olmuş yani? Yakında olacağım sonuçta. Gözün aydın 2 metrelik bir çam yarman oldu Leyla'm dedi sırıtarak. Bekir tükettin beni akşam akşam yahu. Bir güne kaç olay sığdırıyoruz farkında mısın? Ne aceleci adamsın. Her şeyin aynı anda olmasını istiyorsun. Konuyu dağıtma Leyla'm. Tereciye tere satıyorsun. Yok kurtuluş mu anlaşılan? Evet o ayrıldı. Hayır ne duymak istiyorsun ki dedim bezgin bir sesle. Neden? Ne neden? Anladın işte örgülü. Neden ayrıldı senden? Gerçi teşekkür bile etmem lazım senden ayrıldığı için ama. Eski nişanlısına döndü. Kızım kısa cevaplar verip durmasana. Anlat işte. Bak durdururum arabayı. Sabaha kadar otururuz dağ başında. Yaparım biliyorsun. Ah aptal kafam. Seninle bir daha böyle yolculuk yapar mıyım acaba Bekir Bey? Sen görürsün. Kısa bir özet geçerek anlattım Sait ile durumumu. Sonuna kadar çıkarmadan dinledi. Tabii beklediğim tepki kahkahalarla gülmeye başlaması değildi. Yani eşeklik ettim kabul ama komik de değil canım. Ne kadar sinirlenmiştim halbuki ben. Neden gülüyorsun acaba sorabilir miyim dedim gözlerimi kısarak. Neden gülmeyeyim ömrüm? İlk defa birinin aptallığı içime geldi. Bu salak maazallah bırakmasaydı seni şimdi evli olurdun. Belki karşılaşamazdık bile. Ne yaşadıysanız yaşadınız. Artık sadece benimsin ya sen ona bak. Bak yine arıyor ağzımı çaktırmadan ne yaşadıysak yaşamışız. Ah ah bir de akıllıyım diye geziniyorsun ya ortada Bekir efendi. Yahu biriyle daha önce beraber olmuş olsam neden böyle çekineyim ki senin yanında acaba? Kıskançlıktan kendini de yedin aklını da. Müstahaksan ama. Doğru söylüyorsun dedim ve ne kadar yolumuz kaldı diye sordum. 15 dakika falan Leyla'm dedi. Bu arada çok güzel konu kapatıyorsun gerçekten Bekir. Tebrik ederim. Yanına gelirken ne haldeydim, şimdi ne haldeyim. Vallahi tebrikler. Ne haldeydin ki? Bak yine yapıyorsun. Saçma sorularla kaynatıyorsun. Ne halde olacağım Allah aşkına? Gergindim, sinirliydim ve senden korkuyordum. Bana bak, bir daha öyle kendimi kaybettim falan anlamam ona göre. Tamam mı Bekir? Tamam ömrüm. Sırıtarak zaten bir daha kızarsam ne yapacağını biliyorsun. Ama sana söz veriyorum elim ayağıma dikkat edeceğim. Hele bir daha benden korkmaman için ne gerekiyorsa yaparım. Sen hani arabaya bin dediğimde dedin ya tanımıyorum ben seni sen kimsin? Ben dedim o an öleyim be Leyla'm. O anda anladım hatamı. Bir daha tövbe. Sen de acemiliğime ver be Leyla'm bunu tek seferlik. Ben hayatımda hiç bu kadar yoğun bir kıskançlık yaşamadım. Bir 10 dakika kadar daha sohbetten sonra eve vardık. Saat de 11 olmuş ve annem uyumuştu. Hasan ayakta beni bekliyordu. İçeri girer girmez Bekir'le mi beraberdin dedi kollarını bağlayıp. Bak sen Sıfa'ya bir de hesap soruyor. Hoş bulduk ablacığım. İyiyim sen nasılsın? Abla ya bir düzgün cevap versen ölürsün sanki. Sen de düzgün sorsan ben de düzgün cevap veririm Sıfa. Mutfağa geçip sandalyeye oturdum. Tamam, boğazımı temizledi. Pek muhterem ablacığım, acaba o Bekir denen sarı dev ile mi beraberdiniz acaba? Ayrıca, hani artık büyüdüğüm için bana bir daha sıfat dememenizi sizden istirham edeceğim. Oldu mu şimdi abla? Şebeye bak sen, bir de dalga geçiyor benimle. Evet, Bekir'in yanındaydım. Yalnız bana Bekir, sana abi paşam, oldu mu? Bekir abi, söyle bakayım. Masanın üzerinde duran elmadan alıp ısırdım. O niye be abi falan demem ben dedi ve kaşlarını çattı. Bal gibi de dersin aslan kardeşim. Yok demezsen annem bakar icabına zaten sen bilirsin. Of ya iyi tamam. Sen şimdi evleniyor musun gerçekten bu adamla abla? Yani ciddi ciddi. Evet bir ısırık daha aldım elmamdan. Biraz ani olmadım abla. Biraz vakit geçirseydiniz beraber belki sevmediğin bir huyu çıkar ortaya. Biten elmamın çöpünü atıp ciddi bir şekilde Hasan'a döndüm ve evet ani oldu ama atladığım bir şey var Hasan. Ben aşık oldum be ablacığım. İlk yanıma oturduğunda daha tanımıyorken bile onu görür görmez kim bu diye düşündüm. Girdi araya. Yahu boyundan saçındandır o. Hani biraz değişik ya. Sen bunu mu aşk sanıyorsun abla ya?
Ay evet, uzun saç bir adama bu kadar mı yakışır Hasan? Hele o boyu posu, bir elimi tutuşu diye dalga mı geçerken Hasan ellerini kulaklarına kapatıp "Duymak istemiyorum, sus, sakın devam etme" diye diye kaçtı mutfaktan. Arkasından gülerek ben de odama geçtim. "Ne haber Hasan efendi, böyle kaçarsın işte." Allah'tan annem yatmıştı da bir de ona dert anlatmadım. Yoksa vay halime. Artık sabah rapor veririm. Bir de cuma günü geleceklerini söyleyince delirecek ve temizlikle temizlik diye başımı yiyecek. En iyisi sabah erken kalkıp temizliğe başlayayım ben. Öğlen yüzük bakıp dönünce de devam ederim. Hasta kadın yorulmasın şimdi. Üzerimi değiştirip yatağa geçtim ve iyi geceler mesajı çekmek için telefonumu elime aldım. Bekir benden önce davranıp yazmıştı bile. Hemen cevap yazıp telefonu bıraktım ve gözlerimi kapadım. Acaba yüzükten kastı tek taş mı yoksa alyans mı? Ay gördün mü? Merak ettim şimdi ben. Şimdi alyans alacaksak onunkini de benim almam lazım. Yarın sabah Hasan'ı yollayayım da bankamatikten bana biraz para çeksin. Ezilmeyeyim şimdi çam yarmama. Sabah saat 8'de uyandım. Annem kalkmadan kahvaltı hazırlayacaktım güya ama mutfaktan ufak tefek sesler geliyordu bile. Saçımı bozulan örgüsünü düzeltmeyle uğraşmadan tepemde kuş yuvası gibi toplayarak mutfağa geçtim. Annem salatalık doğruyordu. Ses çıkarmadan gidip arkasından sarıldım anneme. "Günaydın Ayten Sultan" dedim. Ama tabii ki şebeklikle bir yere kadar kurtarır adamı. Annem surat bir karış tuzaklarını büzerek omu silkeledi. "Kız sen küstün mü bana" dedim ve çaydanlığın altında kaynayan su ile çayı demledim. Hala cevap gelmeyince bugün de şöyle bir girişip evi barkı temizleyeyim ben de inşallah yetişir yarına der demez enseme bir şaplak yedim annemden. Toplamayacaktım o saçları. Ah ah. "Of anne ya, sabah sabah ne vuruyorsun ya, afyonum patlamadı daha" diyerek enseme ovuşturdum ve sandalyeye çöktüm. Annem eli belinde "Oh oldu sana. Kız ne yetiştiriyorsun sen yarını anlatsana çatlatma adamı" dedi. "Yarın Bekir'in annesi geliyor. Hem geçmiş olsuna hem de tanışmaya" dedim ve annem panik. "Kız şimdi mi söylenir bu? Allah seni kahretmesin emi Leyla. Nasıl yetiştireceğiz evi barkı, pastayı, böreği?" "Anne abartma gözünü seveyim. Daha 2 gün önce dip bucak yaptım ben evi. Hem ben de dün akşam öğrendim" dedim ve dilimi ısırdım. "İnşallah fark etmemiştir" derken hiç kaçar mı annemden? "Sen dün akşam Bekir'in yanında mıydın? Hani onun bebeleri kutluyordunuz siz?" "Of anne ya, önce onun yanındaydım, sonra Bekir beni aldı konuşmak için" dedim ve parmaklarımla oynamaya başladım. "Gelelim asıl mevzuya. Neden geldi kız o dün kapıya?" "Ufak bir sıkıntıydı anne, abartmış biraz." "Ne oldu?" "Gayet net bir soru. Lafı dolandırma demek bu." "Murat yine yanıma geldi. Beni takip etmiş, Bekir de Murat'ı takip etmiş. Ortalık karıştı anlayacağın." Annem dizlerine vurarak "Kız ne inatmış bu Murat'ta? Gördün mü başımıza geleni? Bir belalın eksikti. Tüh tüh gördün mü? Ya sana bir şey yaparsa bu? Allah'ım sen koru. Leyla bana bak. Dışarı sakın tek çıkma annem. İçimde bir sıkıntı oluyor sen Murat dedikçe. Bu çocuk normal değil. Vallahi normal değil. Allah'ım sen bizi koru" diyerek mutfakta bir o yana bir bu yana dolaşmaya başladı. "Korkma annem ne yapacak ki? Anlayacak eninde sonunda o da" dedim ve sakinleşmesi için konuyu değiştirdim hemen. Ama benim de canım sıkılmaya başlamıştı artık. "Sen onu bırak da şimdi hadi iş planı yapalım. Öğlen Bekir gelecek beni almaya yüzük alacağız anneciğim. Oyalanmadan geri gel bari. Bir de sakın pahalı bir şey beğenip adamı sıkıntıya sokma yavrum emmi. Yakışmaz bize. Şimdi bütün halıları toplayalım da Hasan çırpıversin balkondan. Sen de kahvaltıdan sonra hemen camları silmeye başla. Ben de yatakları toparlar, mutfak işini yaparım. Azıcık içli köfte yapmam lazım, bir de sarma falan. Ay gördün mü, dayına da haber vermek lazım." "Tamam annem, hallederiz. Ben döndüğümde de silip sererim evi, tamam mı?" "Ay Leyla, cebinde paran var mı yavrum? Oğlanın yüzünü senin alman lazım." "Hasan gidip çeksin anne, yanımda o kadar yok. Hem evin eksiğini de alır. Kıyma falan yoktur şimdi evde" dedim ve kahvaltımı yapmaya başladım. Kahvaltıdan sonra balkona çıkıp bir sigara içtim ve evdeki halıları toplamaya başladım. Ben toparlayıp balkona atarken halıları Hasan ve babam kalktılar. İkisi de kahvaltıya oturduklarında Hasan "Ne bu anne ya, sabah sabah dökmüşsünüz bütün evi" diyerek söylendi.
Annem, çok konuşma da kahvaltını yap. Sonra hemen balkona. O halların hepsi silkelenecek. Aman anne ya, ablam silkelesin bana ne? Ben ne diyorsam o Hasan Efendi. Önce hallar, sonra da ablandan kartını alıp para çek. Eve öteberi alınacak dedi ve masraf yapılacağını duyan babam atladı hemen. Ne alacak, ne oluyor, ne hazırlığı bu dedi. Biz sustuk, ikisi konuşmaya başladı. Çay koyup oturdum tekrar sofraya. Ne olacak Nurettin, sanki haberin yok. Dünürler tanışmaya geliyor. Abimi arayıp çağıracağım bugün. Hafta sonu burada olsun. Bir büyük o ailede, isteme de burada olsun dedi ve babamın yüzü asıldı. Dayım Çanakkale'de emniyet müdürüydü. Gerçi geçen sene emekli olmuştu ama oraya alıştıkları için geri dönmemişlerdi. Ve babam ondan çok çekinirdi. Tamam, iyi de masraflar ne olacak, ne yapacağız? Ay Nurettin, kız o kadar çalıştı, kendi parası var. Hem benim kuzularım para kıymetini bilirler. Havaya suya harcamazlar, üzmezler beni. Ayağımızı yorganımıza göre uzatırız, olur biter. İyi. İşte babamın bu olaydaki merakı da buraya kadar. Demiştim ki bana dönerek, Murat ne olacak dedi ve yuh yani artık. Hasan ve annem hemen itiraz ediyorlardı ki susturup ben girdim devreye. Ne olacakmış baba ona? Bize ne ki ondan? Benimle konuştu ve reddettim, bitti. Önce yüz ver adama, sonra da yüzüne bakma. Rezil olduk el aleme senin yüzünden. Baba! Nurettin! Annem ve Hasan ikisi de aynı anda atladı ortaya. Sen neyle suçluyorsun baba beni? Ne yüz vermesi? Adam kendi kendine gelin güvey oldu. Hem rezil olacak bir durumda yok. Evleniyorum ben, evleniyorum. Hem de Bekir'le. Ortada rezil olacak bir durum yok. Bekir'le evleniyormuş, lafa bak. Ne haliniz varsa görün dedi ve kalkıp kahveye gitti. Babamın bu kadar ilgilenmesi benim de gözlerimi yaşarttı doğrusu. Nasıl bir kız babası bu kadar rahat olur anlamıyorum ki. Hasan, abla boşver sen onu. Hem dayımı duydu diye kızdı şimdi. Dayım buradayken at koşturamayacak sağda solda. Onun derdi aldı onu dedi. Bir abim gelsin de her şeyi yoluna koyar inşallah. Yengem de yardım eder hem bize. Tek kalmayız kızım. Sen hiç üzülme. Anne, Yavuz abimle Selim abim de gelir mi acaba diye sordu Hasan. Annem, bilmem ki oğlum. Nişana biraz zor olur ama düğüne kesin gelirler. Hadi Hasan, yeter bu kadar lakırtı. Gel çantamdan kartı vereyim sana. Annemden listeyi al. Hemen git dışarı işlerini hallet. Bana ayrıca para çekmeyi de unutma sakın dedim ve gidip kartı getirdim Hasan'a. Sonra da başladım camları silmeye. Annem de alt komşumuz Melek teyzeye gitti, içli köfte içli köfteye yardım etmesi için. Ne zaman gelecek anne yardıma Melek teyze? Öğlen gelir ancak dedi ve sırıtıp sevindim. O gelmeden çıkarsam başımı şişiremezdi değil mi ama? Niye sırıtıyorsun kız sen yine kendi kendine? Hiç annem, bir şeyi sırıtmıyorum. Siz yaparken köfteleri ben de yüzük işini hallederim dedim. Melek'ten kaçıyorsan hiç uğraşma. Bugün seni görmeden evden gitmez. Derdine yan artık dedi ve kıkırdayarak köftenin içini hazırlamaya başladı. Öğlene kadar işlerimi epeyce yoluna koyarak hazırlanmaya başladım. Bekir saat 1'de gelecekti. Üzerime dar kesim keten ve dizlerime kadar gelen lacivert elbisemi geçirdim. Gözlerime sürmemi çektim ve yanaklarımı da mıncıkladım. İşte tamamdır. Bu sıcakta allık falan uğraşamam canım ben. Hafif de bir rüz sürüp annemin yanına koşturdum ve saçlarımı çözüp sıkıca ördürdüm söylenmelerin arasında. Bekir aradığında sandaletlerimi giyip aşağıya iniyordum ki bize doğru çıkan Melek teyzeyle karşılaştık. Ah ah, bende şans olsa. Nereye kız Leyla böyle koştura koştura? Yoksa o dev gibi oğlanla mı buluşacaksın dedi ve elini ağzına götürüp kıkırdamaya başladı. Sallanan memelerini görünce dayanamayıp ben de sırıtarak ''Evet Melek teyze ama adı Bekir, dev değil.'' dedim ve Melek teyze yanıma yaklaşarak sessizce ''Kız dün adam apartmanı inletti. Leyla'm da Leyla'm diye.'' ''Yakmışsın kız adamı.'' dedi ve beni omzuyla dürterek tekrar kıkırdamaya başladı. O kıkırdadıkça gözüm sallanan memelerine takıldı ve sonra da kıkırdarken yakalandım. ''Melek teyze durur mu hiç? Şöyle bir gerindi mi? Kız ne bakıyorsun görmemiş gibi.'' Gören de seninki, gözleriyle göğsümü işaret ederek benimkinden az kalır zanneder. Oh Melek teyze ya, ne ayarsız ağzın var. İlla kilaf sokacaksın dedim ama pancar gibi de kızardım. Kadının ayarı yok, utanması hiç yok. Ben gidiyorum Melek teyze, Bekir bekliyor. Bak annemin yanında gözünü seveyim, böyle konuşma tamam mı?
Ay rezil olurum bak. Söz ver bana. Ay ben ne diyeceğim kız ananın yanında. Hem o bilmiyor sanki. Aklı varsa azıcık gelirsin sen düğüne kadar. Elimle ağzını tutup. Sus sus. Rezil oldum millete. Ay biri duyacak. Bak söz ver bana. Annemin yanında konuşmayacaksın dedim. Ayağımı yere vura vura. Bekir ağaç oldu aşağıda. Hayret nasıl sabredip bekliyor bu beni. Melek teyze kaşlarını çatıp. Tamam kız söz anana dikkat ederim. Sinsi sinsi bakarak. Ama bana bak vallahi doğru diyorum kız. Kız adam güreşçi gibi. Sen nasıl baş edeceksin? Asıl onu düşün. Canını çıkarır artık senin dedi ve yine gülmeye başladı. Kadına da yeni eğlence çıktı değil mi? Ay Melek teyze iyisin hoşsun da şu ayarsız ağzınla ne yapacağız bilmiyorum ki. Çivi çivi söker dur sen. Hıh neden baş edemeyeyim ayol? Adamın aklını alırım ben aklını. Sen hiç tasalanma. O elimde kalmasın benim kız sonra. Dedim ve tam gülecekken kolumu bir büktü. Aa deli misin Melek teyze ya? Sıfır kol giyindim morarttın kolumu. Gören de Bekir mi yaptı zannedecek dedim ve kıkırdamaya başladım. Melek teyze hırsından yerinde zıplamaya başladı. Kız edepsize bak. Bekar kıza yakışır mı? Sen susup utanacaksın cevap vermeyeceksin. Gelin kısmı dinler utana sıkıla. Bir de Bekir mi yaptı zannedecekler diyor. Kız evlenmeden elletiyor musun yoksa? Vay başımıza gelenler. Elini beline koydu. Vallahi anana söylerim alır seni ayağının altına. Ay ne elletmesi ya. Tövbe tövbe. Sen önce bana dediklerini anlat. Ay geç kaldım. Adam aşağıda ağaç oldu. Hadi kolay gelsin size dedim ve ben aşağıya inerken o yukarı çıkmaya başladı. İki kat inmiştim ki Bekir duvara dayanmış beni beklerken buldum. İşte şimdi tam domatese döndüm. Ay bu dediklerimi ne kadar duydu acaba diye düşünürken kıyafetini fark ettim. Sanki anlaşmışız gibi o da lacivert keten bir gömlek giyip kollarını kıvırmıştı. Saçlarını da ensesinden at kuyruğu yapmıştı ve sakalı biraz daha uzamıştı. Çok yakışıklıydı çok. Peki ne arıyorsun apartmanda? Kapıda bekle dedim ya sana. Sıkıldım beklemekten. Ben de gelip seni alayım dedim Leyla'm dedi ve bana elini uzattı. Elini tutup tam gidiyordum ki beni çekerek sıkıca sarıldı ve başımın üstünü öptü. Hızla geri çekilip peki ne yapıyorsun? Apartmandayız ya dedim. Elinden tutup apartmandan çıkardım. Bekir sırıtarak kapımı açtı ve beni oturttu arabaya. Daha sonra da kendi şoför koltuğuna geçti. Araba hareket eder etmez. Çok güzel olmuşsun Leyla'm dedi ve gülümsedi. Teşekkür ederim Bekir'im. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Sanki anlaşmış gibi giymişiz. Baksana halimize dedim ve ben de gülümsedim. 2 dakika sonra demek Melek teyzen canını çıkaracağımdan korkuyor ha dedi ve ben yerin dibine girdim. Duymuş. Lütfen kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.